İzmir'de günler süren orman yangını yaşanmıştı. Sonrasında terör örgütü bu yangınları üstlenmişti, biz yaktık demişti. Ve şimdi Eylül ayı oturumunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı oturumunda AK Parti ormanları yakan terör örgütü için ortak bir kınama önergesi sundu. Ama bu önerge CHP tarafından reddedildi. AK Parti ve MHP ormanları yakan PKK'nın kınanmasını istedi. CHP türlü bahaneler sunarak kınama kararını reddetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı 1. oturumu CHP'li Başkan Tunç Soyer başkanlığında yapıldı. Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, Karabağlar ve Menderes bölgesindeki orman yangınlarını çıkaran terör örgütü PKK ve destekçilerini İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz metniyle kınanmasına ilişkin meclis gündemine önerge sundu. Karabağlar ve Menderes bölgesinde çıkardığı yangınlarla ormanlarımızı içindeki yüzlerce canlı türüyle birlikte yakan Elikanlı PKK terör örgütünü ve bu örgütü destekleyen tüm siyasal parti, kurum, kuruluş, STK ve basın organları ile bu örgütü kullanan uluslararası güçler ile yabancı devletleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi olarak lanetliyoruz. Metni ile kınanmasını öneriyorum. CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Özuslu Çalışkan'ın verdiği önergeye türlü bahanelerle karşı çıktı. Kınamanın orman yangında bir faydası olmayacağını söyledi. PKK'ya karşı duruşun belli olduğunu, kınamaya gerek olmadığını ifade etti. Böyle bunun içine bir kama sokar gibi bunu ortaya koymanın ve bunu orman yangınıyla alıp başka bir noktaya doğru götürmenin ne orman yangınına faydası var, ne bu meclise faydası var, ne de bizim devletimizin PKK ile yaptığı mücadeleye bir faydası var. Çalışkan'ın meclis gündemine sunduğu önerge AK Parti, MHP ve İyi Parti gruplarının kabul oylarına karşı CHP grubunun oylarıyla reddedildi. Tavrını test etmeye kimsenin hakkı ve haddi yoktur burada. Toplantıda ayrıca belediye bütçesinden İzmir Turizm Tanıtım Vakfı'na 8 milyon 948 bin liranın aktarılması da tartışmaya sebep oldu. AK Parti grubu İzmir'in bir vakıf üzerinden tanıtılmasını ve Başkan Soyer'in kardeşinin vakıfta genel sekreter olmasının doğru olmadığını ifade etti. Önerge AK Parti'nin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.